Washington D.C.'deki Ulusal Sanat Müzesi'nde Helen Frankenthaler'e ait ismi Dağlar ve Deniz olan çok büyük bir resmi inceliyoruz. Resim 1952 yılında yapılmış. Frankenthaler, Nova Scotia'nın kuzeyinde bulunan ve denizin gerçekten de dağlarla buluştuğu Cape Breton'u gezmiş. Tuvalin sağ tarafında mavi bir ufuk çizgisi görüyoruz. Sol taraftaki orta kısma odaklandığımızda ise bunun soyut bir resim olduğu hissine kapılıyoruz. Soyut sanat, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1940'lı yılların sonu ve 1950'lerin başında Jackson Pollock, Mark Rothko ve Barnett Newman gibi sanatçılarla ortaya çıkan bir akımdı. Bu sanatçılar fikirlerini renkler ve biçimlerin temsili olmayan formlarında ortaya koyuyorlardı. Aynı durum bu resim için de geçerli ama burada farklı bir boya uygulaması göze çarpıyor. Soyut ekspresyonizmin ustası sayılabilecek sanat eleştirmenlerinden biri Clement Greenberg'dir. Greenberg, 19. yüzyılın sonlarında Cezanne ve 20. yüzyılın başlarında Matisse tarafından geliştirilen fikirlerin Polak gibi sanatçılar tarafından bir üst soyutlanma seviyesine taşınmasına hayrandı. Polak adeta resim yapma sanatının resmini yapıyordu ya da Greenberg bu şekilde düşünüyordu diyebiliriz. Greenberg bu durumun malzemelere duyulan özel bir ilgi sayesinde ortaya çıktığını fark etmişti. Tuval ve boyalar batı sanatının 100 yıldır sahip olduğu illüzyonizmden uzaklaşmak istiyordu. Buna bir de sanatın sadece kendisi için sanat olduğunda daha üst bir sanatsal form olarak değerlendirileceğine olan inancı da ekleyebiliriz. Frankenthaler bu eserinde tuvali lekelendirmenin kabul edilebilir bir şey olduğu fikrini işliyor. Boya neredeyse bir freske dönüşüyor ve diğer malzemelerin arasında kayboluyor. Tuvale bir fırça darbesi vurduğumuz anda beynimiz bunu tuval üzerinde duran bir obje olarak görmeye başlar. Beynimizin anında kabul ettiği bu illüzyonu nasıl görmezden gelebiliriz? Frankenthaler Clement Greenberg'in teorilerini canlandırmaya çalışmıyor. Bu onun tuvale verdiği öz tepki. Hatta bir manzaraya da. Cape Breton'daki dağlar ve deniz. Resmin sağ tarafındaki manzara resmin geri kalanı ile bütünleştiğinde tamamen ortadan kayboluyor. Sağ taraftaki deniz, ufuk çizgisi ve mavilik tuvalin ortasında birdenbire yükselen ve bir piramidi andıran dikey form, dağları arka planda bırakıp bize doğru geliyormuş gibi görünüyor. Bu kara kalem çizgi doğrudan tuvalin üzerine yapılmış bir çizim. Çizgiler biyomorfik formları andırıyor. O kadar organik görünüyorlar ki orada aslında bir dağ olduğu fikri aklımızdan çıkıyor. Bir de biçimsiz olan renkler var. Boyanın inceltilerek tuvale dökülmesi sayesinde iyice dağılmışlar. Yer yer leke gibi görünen bu boyanın rengi alttaki tuvalin rengiyle neredeyse aynı. Lekelerin kara kalemle yapılmış çizgileri takip etmesini bekliyorsunuz. Ama birbirlerinden tamamen bağımsızlar. Boyanın tuvale püskürtüldüğü, biriktiği yerleri görmek de mümkün. E, tuvalin köşelerine yakın yerlerinde ise daha uzun süre beklediği için. İyice kalınlaşmış boya tabakaları bulunuyor. Bu resim aralarında Morris Lewis, Kenneth Noland ve Helen Frankenthaler'in de bulunduğu bir grup sanatçının kullandığı, iç içe geçmiş, bilinçli olarak yapılan ve iki boyutluluğu sağlayan lekelendirme tekniğinin kullanıldığı ilk resim. Bu teknik Jackson Pollock ya da Willem de Kooning'in resimlerinden alışık olduğumuz sanatçının orada bulunduğu hissini tamamen ortadan kaldırıyor. Soyut ekspresyonistlerin fırça darbeleriyle elde ettikleri görüntü burada yok. Kara çizim ve boya sıçramış yerlerde ise bu his yeniden ortaya çıkıyor. Bu arada biraz önceki resimde biyomorfik formlardan söz ettik. Bu detaylar aslında biyoformizme verilen bir referanstır. Biyomorfizm 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan sürrealizmin bir kırılımı olarak görülebilir. Miro ya da Arşil Gorki'nin eserlerinde bilinçaltının kendini tuvalde ifade edişini görürüz. Bu manzaraya verilmiş sezgisel bir tepkidir. Dağları ve denizi oldukları gibi temsil etmemek bilinçaltını gün ışığına çıkarır. Çatışma içinde olan fikir ve durumların kesişimini çok cesur bir biçimde ortaya koyması, Helen Frankenthaler'in bu eserinin önemini artırıyor.